şeyleri yayın arasında da dedi ki ben gerçekten hatırlayamıyorum. Evet, yani değerim 4'e kadar düşmüş dedi. 11'miş 4 çıktı Didem Hanım. O hangi değer o? Kan değerlerim. Kan değerlerim. Bu Kayseri'de de gitmiştim. Bunu Sivas'a da gittim. 5-6 ünite verdi. Hem bir İstanbul'da. Çünkü kuaföre gittiğini hatırlıyorsun. Gördükçe hatırladım Didem Hanım. O fotoğrafları çektiğini hatırlıyorsun. Ama o bayan yalan söylüyor Didem Hanım. Benim 3 milyar borcum falan yok. Tüpçüye kadar bilmem ne. Öyle daha diyor. Daha neler. Adımı şimdi burada ağzım boştum bozmak istemiyorum. Dolandırıcıya çıkartıyorlar resmen ya. Biraz öyle diyor evet. Biraz değil zaten onu gösteriyor Didem Hanım. Ya ama tatlım benim peki. Şimdi ben bu kuaföre gittim. Ama bu kızımızı hatırlamıyorsun. Kart, kredi kartı kullanıyordum Didem Hanım. Hatta kızımla... Acaba kredi kartı mı çekmedi parayı? Yok kızımla çektiler. Çektiler. Biz ödedik diyor. Sen doğru söylemiyor musun Aleyna? Öyle kızımla diyor. Kredi kartı hem maaş kartı hem kredi kartı. İkisi ortak. Evet. Çektirdim dur, Didem Hanım. Aleyna kendini hatırlatır mısın kendine? Tabii tabii. 500 lira mı 600 lira mı öyle bir rakamdı. 500-600 civarlarında bir rakam. Borç olduğunu hatırladın mı o zaman? Yok borç değil. Karttan çektirmem. Peki 500-600 lira karttan çektirdik ama onun dışında benim 3000 lira borcum yoktu. Yok hayır. Ama tabii mesela... ben şöyle söyleyeyim size. İlk önce güveni kazanmak için tabii ki kendisi ilk geldiği gün bir miktar çektirdik. Bakkala evet. Götürdük birlikte çektik yağmurla hatta birlikte. Hatta post yok dediler. Tamam sonra evet, peki? Post. Kendi üzerinde de değildi zaten kart. Ben sonrasında bu karttan ulaşmak için bakkala da gittim. Hani kendi üzerlerine mi değil mi diye. Bakkal vermedi kendi kartlarını. Neyse daha sonrasında zaten güven kazandılar. Dediğim gibi eğitimci olduklarını söyledikleri için güven aşıladılar zaten. Sonrasında bizden alışveriş yaptılar. Parfüm, işte krem, şampuan. Oo bayağı. Tabii, yapmışım? Tabii, biz bir de alışveriş bir yapmışsın. Ürün verdik. Ürün almış. Şampuan, evet. Krem mi aldım? Ben kozmetik evet. Ürünlerini bir kere kuaförden almam ki. Nerede? Vardır almıştım şimdi almadım daha. Ya bayağı makyaj tamam, yaptırmışsın. Ben öyle bir borç hatırlamıyorum diyor. Hayır, öyle bir hatırlamıyorum. Şey hatırlamıyorum ben, diyor. Hatırlamıyorum peki, Didem Hanım. Biz borç geçtik artık zaten. Peki torununa nasıl davranıyordu? Yani torununa Aleyna, pardon sevgili Aleyna'cığım, Ecrin Ela'ya nasıl davranıyorlardı? Yani daha doğrusu Emine mi annesi gibi duruyordu yoksa Yağmur mu annesi gibi duruyordu? Çocuğa nasıl davranıyorlardı? Şöyle söyleyeyim, kendileri zaten telefon meraklısı olduğu için ikisinin elinde de telefondu. Çocuğa hadi ya. Zaman, evet, ikimizin evet, elinde. Kızım zaman, telefon elimde sürekli olmaz. Dışarı çıkacağım. Telefon meraklısı sensin. Çocuğu biz tutuyorduk. Hani dışarıya kaçmasın araba çarpar gibisinden. Sürekli Yağmur çocuğa bak, Yağmur çocuğa bak. O doğru. Yağmur Ela'ya bak. Ama geri konuştukların yalan. Onu ben de bir yere gittiğimiz zaman söylüyorum. Yağmur çocuğunla ilgilen. Yağmur diyor ya annelik yapamadım diye. Telefon elinden düşmüyordu diyor. Ne yapıyorlardı işte telefonla? Sürekli telefonları çalıyordu. Farklı farklı numaralar ve hepsini reddediyordu. Çoğu zaman da açıyorlardı. Farklı bak, farklı numaralarla ne konuşuyordu? Birine yine şahit olduk annemle birlikte. Hani yok, onun kız da hayır kızım önceki erkek arkadaşı yine hangisi vardı. Hangisi o? Yağmur'un hangi erkek arkadaşı? İsmini hatırlayamayacağım Didem Hanım. Erkek arkadaşı vardı ben biliyorum bak. Diyor ya sürekli. Ben de telefonu telefonla benim bir bağlantım normal hayatımda da Yağmur'un erkek arkadaşı mı Emine'nin erkek arkadaşı mı? Hayır Mine Hanım'ın konuştuğu o zamanki kişi aradı. Bayrama yakın bir zamandı. Hatta şu şekilde konuşmalar şahit oldum. Aşkım bayram geliyor şekerimiz evde yok da şekeri sen alır mısın diye bir konuşma geçti aralarında. Pardon. Kapattıktan sonra güldüler hatta şekerimiz de geliyor diye. Şeker derken ben kimseye yalan bayram konuşma. Şekeri, bayram şekeri. Ha, ben kimseye aşkım diye hitap etmem oğlumdan ve eşimden başka. Tamam. Orada yalan konuşuyorsun. Dürüst ol. Dürüst ol. Ben hayatta ben kendimi bildim bileli asla yalan konuşmadım. Aşkım sevgilim diye bir tek eşime bir de oğluma
bir de elama derim o kelimeye. Aşkım aşkım. Üret. Üret. Ay. Üretici üret kendinden. Ya kısacası ben lafı dolandırmayayım. Şunu mu söylüyorsun Aleyna? Sen Emine'nin ve kızı Yağmur'un dolandırıcı olduğunu mu söylüyorsun? Kesinlikle evet. Onların ikisi de dolandırıcı. Ben biz dolandırıcı değiliz. Sonra. Aslında gerçek insan sensin. Bugüne kadar daha hiçbir kuaföre gidip de 3 milyar daha borcum olduğunu bilmem. Gittiğim tamam. Kart çektirdim en fazla 600 lira çektirmişimdir. Gittiğim yerlerde de öyle. Sana borç takıyordum da gittiğim yerlere niye takmıyorum? Biz para kısmını geçtik zaten farklı borçlarınız olduğunu da ben biliyorum. Ben sizi yalan sokakta... Ev sahibinizle de şu anda iletişim halindeyim. İster benim ev sahibim mi? Öyle mi? Evet. Benim ev sahibim. Oradaki, Sivas'taki. Tamam, benim ev sahibim bağlansın. Şimdi orada başka biri var. Başka biri daha var. O da seninle yüzleşmek istiyor. Aleyna verir misin? Aleyna verir misin? Tabii ki. Hemen bakalım onu tanıyacak mısın merak ediyorum. Şimdi Aleyna kalkacak. Çıkmayın ekrandan arkadaşlar. Çıkmasaydınız görseydik onu. Hanımefendi gelirken bakalım hatırlayacak mı? Tamam tamam. Bir hazırlık yapıyorlar şimdi. Kamera açılarını düzeltecekler. Hanımefendiyi tanıyor musun? Hayır. Bir dakika tam yüzünü görmedin. Şu an hazırlık yapılıyor. Tamam. Şimdi arkaya yaslansın. Hanımefendiyi tanıyor musun? Hanımefendi merhabalar. Yayındayız şu anda. Beni duyuyor musunuz? Evet. Tamam. Hanımefendi evet. Bir dakika arkadaşlar bir net sesini vermeyin şu anda hanımefendinin ekrana. Ekrandaki kişinin kim olduğunu siz benim kulağıma söyleyin. Bakalım ona göre Emine soracağız tanıyor mu tanımıyor mu? Kim? Tanımıyorum bayanım. Kim? Anladım. Peki tanıyor musun tanımıyor musun? Tanımıyorum. İyice bak. Tanımıyorum. Bu kadını daha ilk defa görüyorum Güdem'im. Tamam. Peki. Hatice Hanım merhaba. Hatice Hanım. Merhabalar. Merhaba. Ben sizi duyuyorum. Tamam. Merhabalar. Ben de sizi Hanım. Ben de sizi duyuyorum. Hatice Çiçek eski muhtar. Evet. Evet evet. Şimdi o hanımefendiye sorar mısınız? Sivas merkezde nerede ikamet etmiş? Pardon. Sivas nerede ikamet etmiş? Yeni mahallede mi başka yerde mi? 9 ay boyunca nerede oturmuş? Yeni mahalle derken? 9 ay boyunca nerede oturdun diyor Sivas'ta. Tam şeyini bilmiyorum. Sivas'ın merkezi. Hanımefendi mutlaka bir mahallesi vardır. Sizden ricam hangi mahallede oturduğunuzu rica ediyorum. Şu Emine ana... sizi Mine mi Emine Hanım mı? Hangisi? Ben sizi Mine Hanım olarak biliyorum. Mine ismi. Ben eski mahalle... boyunca ben yeni mahallede muhtarlık yaptım. Peki hiç karşıya geldiniz mi? Tabii. Mine Hanım ben size sadece şunu söylüyorum. Yok ben hatırlayamadım. Seçim kağıtları işte hatırlatacağım ben size. Seçim kağıtlarını dağıtırken sizin kapınıza geldiğinde karşılaştık. Maalesef seçim kağıtlarınız çıkmadı çünkü ikameti almamıştınız. Yeni doğru ikamet ben dair. Orada almadım. O doğru. Peki. Niye almadınız? Peki hanımefendi niye? 9 ay boyunca bu bir kere ceza büyük bir hata. İkincisi de tekrar sizinle kuaförde karşılaştık. Orada ben sizi nereden tanıyorum falan filan derken ben muhtarım değilsin. Dedin böyle böyle ben de çok mağdurum. Bak ben... çocuk bir saniye lütfen beni dinleyin ben size anlatacağım sonra. Ne demişim? Dinle söyle. Şimdi orada söyleyeyim. Bakın lütfen. Hatırladınız mı dedim ben muhtar sizin kapıya geldim sizin seçim kağıdınız olmadığı için ve sizin ikametinizin başkalarının üzerine çıktığını sizin abonelikleri başka insanların üzerine aldığınız için ikametinizi ondan dolayı alamadığınızı ben biliyorum çünkü prosedür gereği ikametinizi şimdi muhtar hanım Hatice Hanım nasıl bir kadındı Emine Hanım? Hatice vallahi Hanım beni tanımıyor ki. Tanıyorum diyor. Tanıyorum hanımefendi. Ben size çok hatta o zamanlar açıktınız. Kızıl renginde bir saçınız vardı. Saçım kısaydı. Açık olabilir. Benim kişiliğime bakın. Hatice Hanım bakın. İsminiz Hatice'ymiş. Hatice Hanım benim kişiliğimi ne kadar tanıyorsunuz? Sizin oturup bir yerde sizinle çay kahve mi içtik? Ben öyle
reçete. Tabii tabii. Hatice Hanım, Emine Hanım ne iş yapıyordu? Emine Hanım kendisini öğretmen emeklisiyim. Yetiştiremiyorum. Çocuğun da benim yanında. Benim kızımın eşi vefat etti. Yetiştiremiyorum kelimesini hiç kullanmadım. Peki çocuğa nasıl vallahi bakıyorlardı? Ben sizi sadece bakın. Hatice Hanım. O dönemki muhtarlık kimliğimle konuşuyorum. Ve siz ondan sonra sizinle konuştuktan sonra sizinle o arkadaş, üç arkadaş biz gezdik, baktık. Bütün yeni mahallede olan bütün esnaf arkadaşları biz dolaştık. Neden? Evet. Çünkü orada hepsine üç takmışsınız, beş takmışsınız. Bayağı bir takmışsınız. Ben sizin ne yapmışsınız? Herkese bir dakika Hatice Hanım, alsanız Hatice Hanım sesini. Hatice Hanım bayağı öfkeli sana. Yani her bütün esnafa borç takmışsın. Benim kimseye borcum yok. Hatice Hanım diyecek kişi beni tanımıyor. Yalan söylüyor. Ben bu kadını tanımıyorum. Benim kapı ikameti almadım. Doğru. Açalım Hatice Hanım'ın sesini. Biraz önce kuaförü de tanımıyordunuz. Pardon? Kuaförü de tanımıyordunuz. Bayanı çıkaramadım. Evet. Boyattınız. Ben bir şey diyebilir miyim? Benim kapıma kaç kere geldin sen? Bakın, kaç kere geldin kapıma sen benim? Ben size sen benim kişiliğimi ne kadar biliyorsun? Senin kişiliğin zaten belli oldu. Esnafı dolandırmışsın. Daha bundan iyi tanıdık olur mu? Ben dolandırmadım. İftira atma. Suçlayamazsın. Ne kadar? Bir de konuşacak. Sen beni ne kadar tanıyorsun? Sen bile mi yalancı? Senin arkandan konuşulanları sen önce git düzelt. Arkandan konuşulanları git düzelt. Arkandan. Neler söylüyor mahalle? Madem Hatice Çiçek'sin ya. Hani tanımıyorum. Hani benim çünkü ikamet. Nereden çıktın sen biliyor musun? Sen beni benim ne kadar tanıyorsun? Ben işte tanıyorum, anlatıyorum ama yaşın eline bir mikrofona yalan makinası. Yaşından başlıyor. Yıllık ben muhtarlık yaptım. Mahalle. Kendi mahalle kendini anlıyor. Değil mi o zaman? Bu kadın, bu kadınların... Bu kadın beni tanıyor. Niye? Derdi ne senle? Gül, ben sana gülüyorum. Sen ev sahibimiz yanımızda. Biraz sonra o da yayına girecek. Gerekeni sana söyleyecek. Söylesin, benim alnım açık. Ben kendimi burada savunurum. Zaten. Bir dakika, bir dakika. Kaç kişi ihbar gidiyor, hala utanmadan orada kendini savunmaya çalışıyor. Hadi ya! Söylesin. Sen dolandır. Tamam, bir dakika durdu, bir dakika, teşekkür ederim. Vallahi hep yalan konuşuyor Didem Hanım. Dertleri ne? Ne? Niye? Didem Hanım, bu kadın muhtar, beni tanımıyor. Muhtar çıkıp... Çamur at, izi kalsın. Niçin? Hayır. Niçin? Bu kadın beni tanımıyor Didem Hanım. Kapıma falan da gelmedi, yalan söylüyor. Geçmişte gülüyor Didem Hanım. Bak şunu söyledi, kızına da duymadım ben onu da, arkadaşlarım kargaşa olunca duymadım. Kızına sahip çıkamadı demiş. Öyle mi? Pardon? Kime sahip çıkamadı? Ben kızıma sahip dinleyeyim Muhtar Hanım'ı. Muhtar Hanım'ı dinleyeyim. Evet. Şimdi Didem Hanım, ben bir yıl kadar yapmışım ben muhtarlık ve genel olarak yeni mahalle olarak herkesi de az buçuk tanıyorum. Neden sahip çıkamadı Hatice Hanım? Onu söyler misin? Niye sahip çıkamadı? Yalan üstüne yalan. Evet. Şimdi şöyle, ben yani rezilliği ortada zaten. Kendisi şu an yayında, çoluğuyla, çocuğuyla, torunuyla orada.
Hanım, hakaret etmeyin. Ama bak. Bak kadın, sen kimsin? Cahil sensin, sensin. Ben okumuş bir insanım. Lise'de hangi liseymiş? İşte hatırlamıyor. Hangi lisede öğretmenlik yapmış? Hatırlamıyor. Nasıl hatırlamaz ya? Hatırlamıyor. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Ya sen de gider. Kaç tane esnafı dolandırmış? 3 bin takmış, 5 bin takmış, 7 bin takmış. Hadi ya. Hadi ya. Takmış. Kadıncağız diyor ki yanında şu an isterse o da yayına girecek. Ha, biraz sonra. Tamam, biri daha onun var senle. Bir dakika verecek. Tamam Hatice Hanımcığım, teşekkürler vallahi ama hakaret etmeden her şeyi konuşabilirsiniz. Şimdi bakalım diğer hanımefendiyi alalım. Ekrandan çıkmayalım. Diğer hanımefendi gelsin. Bakalım onu tanıyacak mısın? O da senin. Ya vallahi hepsi bir aradılar biliyor musun? Hepsi mi yalan söylüyor? Hepsi de yalan konuşuyor Didem Hanım. Ama bir şey mi oldu Sivas'ta? Pardon? Niye, bir şey mi oldu? Bu kadar sana öfkeliler. Hayır, ben bir şey yaşamadım. Seni biri de ya sonuçta Sivas'taki kadını tanıyorlar. O da sensin. Muhtarmış ya. Ha. Ben muhtar olduğunu bile bilmiyorum. Muhtarmış. Ben çünkü evimin ikametini almadım ki Didem Hanım.